Evet, Almanya'da merhaba. Bugün rehber nerede anlatır konusuna değineceğim. Açıkçası Türkiye'de gerek Topkapı Sarayı'nda olsun bazı bölümlerinde veya işte örneğin hazine dış hazine ve silah koleksiyonunun olduğu noktalardan veya Efes latrina olan noktada bazen sıkıntılar yaşanabilmektedir. Dolayısıyla aslında bu sıkıntının yaşanmasındaki neden rehber aslında nerede anlatmalıdır veya ilginç olan yeri anlatmalı mıdır veya anlatırsa kaç dakika anlatmalıdır bazı soruların çıktığını söylemek mümkün. Yani bir gruba izin veriyor, anlatım yapmıyor, es geçiyor. Başka bir grubun rehberi anlatım yapıyor ve diğer anlatım yapmayan grup, diğer anlatım yapan grubu gördüğü zaman veya dinlediği zaman "Aa, bizim rehber niye anlatmıyor? Acaba bizden gizledi, sakladı, niye es geçti?" gibi bir durumla karşılaşabilir. Bu da bir olumsuz durum. Bazen de latrinada güneşin altında anlatım yapılıyor ama arkadan gelen diğer grup ise anlatım yapan grubu beklemekte ve bu da olumsuz bir durum yaratmakla birlikte bazı noktalara bazı sıkıntılı durumlara da yol açabilmektedir. Tabii ki bunun önüne nasıl geçilebilir aslında? Bu noktada Almanya'da gözüme çarpan bir nokta vardı. Heidelberg Kalesi'nde Meeting Point Guide, şöyle tam okuyayım ismini. Şurada bir bulması lazımdı. Evet. Meeting Point Guided Tours diye bir leva yapıştırmışlar. Şimdi bu leva gerek Topkapı Sarayı'nda olsa ve gerek Efes'te olsa direkt nerede anlatım yapılacağı konusunda ve yoğun rehberli grupların veya bireysel ziyaretlerin olduğu noktalarda bu gibi levhaların olsa sıkıntılar yaşanmaz. Veya bu meeting point'un yanına Meeting Point, Guided Tours dediğimiz levhaların bir kısmı aynı zamanda süre olarak şu kadar süre anlatım yapacaksın diye bir sınırlama konulursa bu da diğer grupların sıkıntıya yaşamamasına neden olacaktır ve bu da dediğim gibi bu da sorunu bir nevi hafifletecektir veya çözecektir. Onu bilemiyorum. Şimdiki söyleyeceklerim bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.